Evet, yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size okulları gezdirmek istiyorum. İçlerine giremeyebilirim ama en azından okulların nasıl olduğunu, şu anda ne durumda olduğunu, çünkü bu taşınma sürecini etkileyecek bir durum şu anda bu okulların durumu. Ve o yüzden bunları size çekip göstermek istedim. Bu arada da gelmişken tabii ki Yusuf Eli'nin şu anki durumuna bir bakarız. Taşınılabilir, taşınılamaz gibi bir en azından bilgi sahibi olursunuz. Bunu da size göstermek istiyorum. İlk okulumuz da hemen burada. Buradan başlayacağız. Evet, bu görmüş olduğunuz okul İmam Hatip İlköğretim Okulu, yani ortaokulu. Evet, kapısı açık olduğu için girme şansımız da oldu. Şöyle bir okul. Birkaç sınıf göstermek istiyorum size. İzinsiz girdim. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle sınıflar. Arkadaşlar biraz da karanlık, ışık yok çünkü. Şöyle öğrencilerin dolapları var. Okullar çok güzel olmuş. Bir başka sınıf. Tuvaletler bölümü. Engelli tuvaleti burası. Yine burada sınıflar bu şekilde devam ediyor. Dolaplar da aynı şekilde devam ediyor. Burada da bir sınıf var. Gayet güzel olmuş. Gayet ferah. Okul, yani sınıf olarak çok beğendim. Beğendiğimi söyleyebilirim. Burada da bir tuvalet var. Aynı zamanda işte bir tarafı kızların, bir tarafın erkeklerin. Öğretmenler tuvaleti de olabilir. Burası çıkış kapısı. Bir başka sınıf burası. Yine burada da dolaplar var. Dördüncü derslikmiş orası arkadaşlar. Evet, şurada da lavabolar var yine. Öğretmen tuvaleti olabilir. Şöyle. Tabii temizlik gerekiyor. Şimdi şu anda su da yok bildiğiniz üzere. Burası da yine aynı şekilde lavabolar, tuvaletler. Burası temizlik odası. Şöyle karşı tarafa da bakalım. Her yeri gezemeyebiliriz. En azından bu okulun kapısı açık olması bizim için bir avantaj oldu. En azından bu okulu gezebiliriz. Burası neymiş? Burası elektrik odası. Şöyle derslikler devam ediyor arkadaşlar aynı şekilde. Burada da son bir derslik var. Tuvalet yine burada da var. Üst katlara çıkmayacağım. Okul güzel. Sadece temizliğe ihtiyacı var. Bir de bahçesini gezelim beraber. Şöyle çıktığımızda da bahçesi. Tabii ağaçlandırma, yani peyzaj çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları genelde en son yapılacak işlerdir. Bizim burada bunlar en önce yapılmaya başlandı. Hani görüntü olarak görüntü verelim açısından. O yüzden şu anda bu görüntü vermeye çalıştıkları ağaçlar kurudu ve şu anda kötü gözüküyor. Burası da nöbetçi kulübesi. Basketbol sahası var önünde. Şuraya bir havuz koymuşlar. Neden koyduklarını anlamadım. Şöyle bir bahçeye sahip arkadaşlar. Burada eğitim öğretim yılına başlanabilir mi derseniz, bugün ayın 31'i. Normalde ilk öğretim okulları
ayın 5'inde başlıyor. Normalde çok fazla bir gün yok. Pazartesi günü okulların başlaması lazım ama sanırım burada bu uygulamayı biraz geç başlatacaklar. Yani okulları burada şu anda başlatmayacaklar. Daha sonra başlatacaklar. Yani bir hafta sonra 12'sinde başlayan normal standartlara göre başlatacaklar ama burasını 12 günde temizleyip başlatabilir misiniz? Temizlenirse başlanabilir. Diğer okulları bilmiyorum ama geliş gidiş yollarında sıkıntılar var. Yani buraların bir an önce temizlenip molozlardan kurtarılması lazım. Çünkü maazallah o çocuklar buraya geliyor. Belki gözetim altında kalmayacaklar, çıkacaklar buralarda. Ne bileyim bir şey batar, çivi batar, düşerler, kafalarını vururlar. Yani o yüzden buraların düzelmesi gerekiyor. Yani okulun içerisi sadece temizlendiğinde okul yeterli düzeyde şu anda. Baktığım kadarıyla İmam Hatip Ortaokulu yeterli düzeyde ama ne olur onu göreceğiz. Burası da ikinci bölgenin üçüncü etabı. Ama toz, duman her yer aynı. Yani bir değişen bir şey yok. Belki okul ve kreş hemen hemen tamamlanmış gibi duruyor ama yani bir bakar mısınız buraya? Asgari şartlar bunlar değil yani. İnsanların biraz daha rahat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar, burası bilmiyorum ya kreş ya da lise, çok program lisesi iki tane vardı, yan yanaydı. Biri kreş, biri liseydi. Öğreniriz şimdi, arkadaşların yanından geçeceğim. Onlara bir soralım, belki içeriye de girebilirim. Ama ön tarafı gördüğünüz gibi halen daha inşaat sahası devam ediyor burada. İçerinin ne olduğunu bilmiyorum. Daire olarak dışarıdan kaba inşaatı bitmiş. İçeriği bilmiyorum. Girebilirsem birkaç çekim almaya çalışacağım. Şu an halen daha. Burası ilk öğretimmiş arkadaşlar. Ustaların da çalışıyor. Kolay gelsin. Usta, ne zaman bitirirsiniz buraları? Bilmiyor musun? Sana göre? Bana göre bir yıl daha. Bir yıl daha. Kolay gelsin. Tamam, gördüğünüz gibi. Buralar merdiven olacak da. Merdiven için de bir yer lazım. Kaçak bir şekilde içeriye girdim. İlk okulmuş. Selamünaleyküm. Arkadaşlar, yanlış bilgilendirme. Burası liseymiş. Sınıflar böyle. Yani bir lisenin tabi yetişme şansı yok. Gördüğünüz üzere henüz halen daha hiçbir yapılmamış lisenin içinde. Şöyle. Burası sanırım öğretmen odası da olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Yine bir sınıf daha. Burada lavabolar var. Gördüğünüz üzere henüz buralar çok kişi var. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Ne kadar işi var buranın? Tahmini. Söyle söyle sen. Ben seni göstermiyorum zaten. Sen tahmini ne kadar süresi vardır buranın? Ben zaten az çok inşaatta da çalışma kursu olarak tahmin edebiliyorum. Bir ayda burası biter mi? Komple. İmkanı yok. Rahat 4 ay, 5 ay, 6 ay sürer burası. İçinden kişinin çıkmaması lazım ki burası bitsin. Sürekli. Burası da lavabolar. Arkadaşlar, ama dediğim gibi burası 5 aydan önce bitmez.
Abi kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Şu yan tarafında ilkokul olduğunu söylediler. Buralardan çıkıyoruz böyle. Savaş veriyoruz. Çıkmak için. Vallahi tıkandım. Kolay gelsin. Neresi? İlkokul mu burası? Anaokulu. Anaokulu. İlkokul nerede? Bu ilkokul değilmiş, liseymiş. İlkokul abi. Bu. Bir kafam karıştı sürekli. Biri ilkokul diyor, biri lise diyor. Burası ilkokul, burası anaokulu. Başka okul var mı? Aşağıda. Lise var, aşağıda var. Nerede? Aşağıda. Aşağıda abi. Buradan dön. Aşağıya dön. Burada dön. Oranın kapıları mafıları açık mı? Burada da güzel bir yer. Oradan giremem, orada çalışıyorsunuz ya. Burada gel, burada gel. Bir anaokulunda içini gezeceğiz, ustalardan müsaade aldık. Burada, burada. Burada gel, aşağıda merdivende gel. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın, Allah razı olsun. Evet dayıcığım, nasılsın? Sağla sağla yazıyorsun. Burası da divandır, biraz belki karanlıktır. Tamam, biz buraları bir gezelim. Orada bir tane divan var. Nerelisin dayıcığım? Ben Siirtliyim. Siirtlisin. Evet. Ne zamandır çalışıyorsun burada? Valla 3,5 ay oldu. 3,5 ay oldu. Ne kadar işiniz kaldı burada? Allah bize de herhalde 2,5 ay. 2,5 ay sürer mi? Ben herhalde onu tahmine göre diyorum. Tahmine göre diyorsun. Bayağı da işi var çünkü burada. Var var. Şöyle yani, bir dolanayım şurayı da bir. Orada merdiven var, aşağıda. Buradan da merdiven var, öbür taraftan da merdiven var. Burası yemekhane arkadaşlar, tahmin ettiğim kadarıyla. Kreşin, yani ilk anaokulu değil mi burası? Anaokulunun yemekhanesi. Çocuklar burada yemek yiyecekler. Burası da mutfak bölümü. Burası da mutfak bölümü. Gayet şık, güzel tasarımı falan iyi ama içerisinin yetişme ihtimali biraz zor. Çünkü okulların başlamasına bir şey kalmadı. Burada da aşağı bilir. Aşağı. Oradan da aşağı inebiliyorum. Buradan da aşağı inebiliyorum. Ha, buraları da çekeyim. Buralar neymiş? Buralar oyun odaları falan olur diye düşünüyoruz. Evet. Ama dediğimiz gibi yetişmesi biraz zor. Biraz değil. Yani imkansız. Dayıcığım teşekkür ediyorum. Hadi kolay gelsin. Şuradan merdivenlerden devam edelim. Burada da bir bölüm var. Buralarda yine sınıflar diye devam ediyor. Selamünaleyküm. Çıkacak yer buldum. Burası doğru yer mi? Evet. Nasılsınız? Allah razı olsun. Hoş geldin. Evet arkadaşlar, burası anaokulunun girişi. Acele ettiriliyor. İnsanlara çok az bir süre verilmiş. Demişler ki 10 gününüz var, ayın 10'unda burayı teslim edeceksiniz. Ama neyini teslim edecekler? Göreceğiz. Buralar atölyeler arkadaşlar. Üstelik Çok Program Lisesi'nin atölyeleri de burada. Buraları da gezeceğiz şimdi. Şöyle de ön taraftan bir görüntüye sahip. Anaokulu. Hemen yan tarafındaki yerde ilkokulmuş bu arada. O gezdiğimiz yerler. Lise değil arkadaşlar. Lise şu alt taraf oluyor. Şuralarda mobilya bölümü, mobilya atölyesi buralar olacak. Şimdi bir içerisine girelim. Evet. Mobilya atölyesinin içine girdik. Bölüm bölüm yapılmış. Selamünaleyküm.
Ne zaman bitiriyorsunuz işleri? Bitmez mi? Ne? Ya sadece senin işin değil, sıvaları falan mı vuruyorsun? Sıva bitmiş de senin parasını boyasını yapıyorsun. He tamam, sen boyasını yapıyorsun. Senin işin bile 10-15 gün sürer. Değil mi? Şu alt tarafı şu önden mi ineceksin? Elektrik bölümü şuradan mı ineceksin? Yok, buradan bakar. Önden ineceğim de burada merdiven yok yani. Tamam, tamam. Kolay gelsin. Mobilya bölümü böyleydi arkadaşlar. Şimdi elektrik bölümüne bakacağız. Ya sıkıştırıyorlar. İnsanlar sıkıştırılmış bayağı bir. 10 gün içerisinde bitireceksiniz falan diye. Ama tam da yerine takıldım. Bitireceksiniz falan diye ama yani görünen bir köy var. Yani bunun 10 günde, 15 günde, 20 günde bitirme şansı yok. Bu şekilde çalışmayla gene yok. Hani buraya yığarsın böyle 30-40 tane, 50 tane, 100 tane adam. Çalıştırırsın. Dersin ki ben 1,5 aya bitireceğim burayı dersin. Eyvallah. Çünkü yani şu yollara bir bakın. Bu yollar zaten size ne anlatmaya çalıştığını söylüyor. Gösteriyor da. Şimdi bir de burası da lisenin, çok programlı lisenin elektrik bölümü. Çalışmalar devam ediyor. Biten bir şey maalesef yok. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasılsınız? Ne var ne yok? Teşekkür ederim abi. Nedir durumlar, son durumlar? Ne zaman bitiyor? Ne zaman bitiyor? Allah'ın izniyle bir iki gün falan içinde biter. Ama sizin iş biter. Sizin iş biter herhalde bir iki güne. Evet. Yani ekstrası ne zaman biter? Diğer ekstrası. Vallahi o kadar da bilmiyorum. Kolay gelsin. Hele kolay gelsin size de. Sizin iş ne zaman bitiyor? Siz bunları takıyorsunuz herhalde. Biz çatıcıyız. Ha çatıcı. Sizinki 2-3 güne bitiyormuş. 3 güne çıkarız inşallah. Ya diğerleri? Diğerleri de fazla bir şey kalmadı. 15 güne. Ama şimdi buraya böyle bakınca ben rahat bir ay var diyorum. Ya bir 10 gün sonra da okul başlıyor ama. Burada başlamazlar. Ama vali öyle demiyor işte, sıkıştırıyor. Başlayacağız diyor. Kolay gelsin. Elektrik bölümünün, elektrik atölyesinin içini de geziyoruz. Burası mobilya atölyesine göre bir tık daha düzenlenmiş gibi, daha bitmiş gibi duruyor. Gördüğünüz üzere daha bunlar duruyor, daha bunların işçilikleri var, bitmesi gereken çok iş var. Ama hani nasıl yetiştirecekler? Benim açıkçası hiçbir fikrim yok. Sadece bir okul şu ana kadar gezdiğim sadece bir okul bitmişti. Diğerler aynı şekilde devam ediyor. Evet, burası böyle arkadaşlar. Şimdi alt kata inelim. Lisenin olduğu yere geçelim. Lise çok programlı sesine geçelim. Orayı da çekelim, bitirelim. Daha sonrasında Halitpaşa İlköğretim Okulu'na gideceğiz. Yolumuzun üstünde. Yürüyerek geziyorum bu arada. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yazarsanız ve paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Şöyle devam edelim. Şu anda Lisel Çok Programı Lisesi'nin önüne doğru geliyoruz. Evet, burası Lisel Çok Programı Lisesi. Arka bahçesi desek doğru olur herhalde. Yani şurayı görebiliyorsanız eğer, buranın bitme şansının şu anda olmadığını görürsünüz. Kolay gelsin. İşiniz çok abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Burası lise değil mi abi? Burası lise değil mi? Lisveli Çok Programlı Lisesi'nin içine girdik. Burası da en nihayetinde 12'sinde başlayacak. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Sağ olasın.
Nasıl durumlar? Ne zaman bitirirsiniz? Çok iş var burada ama. Yok abi, bir hafta inşallah. Hepsini? Ya aman aman. Hemen hemen bitmez burada. Kapı bile yok da. Pencereler, yerler, merler var, buralar çok var, uzun bir süre. Bir hafta, on. Sizin işiniz mi bir hafta 10 gün öter? Sen nerelisin? Suriye. Suriye. Bu asma tabanı siz asma yapıyorsunuz. Sizin işiniz biter. Ama diğer yerler bitmez. Ama 10 gün. 10 gün sürer. 15 gün. Biter diyorsun. Yeter. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor halen de. Böyle onları da çok rahatsız etmiyor. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Çok rahatsız etmeden geçiyorum yanınızda. Tekrar kolay gelsin. Ben şuraları size göstermek istiyorum. Üstelik çok programlı sesi burası. Okullar benim bildiğim kadarıyla aynı tarihte açılır, aynı tarihte kapanır. Yani 12'sinde açılacak olan okulların, yani burada okulun açılma şansının olabilme ihtimalini kim görüyorsa gerçekten helal olsun. Bu okulun bitme şansı falan yok. Bu okulun yani bu sene bitme şansı yok, öyle diyeyim yani. Yani abartı yapmıyorum. Böyle yani gezdiğim yeri söylüyorum ve sizi de gezdiriyorum. Hummalı bir çalışma var, evet. Ama okulun daha bitebilecek hiçbir şeysi yok. Burası yemekhane bölümü. Kolay gelsin. Hoş geldin. Yemekhane değil mi burası? Hoş geldin. Hoş bulduk. Burası yemekhane evet, mi? Evet. Ne zaman bitiriyorsunuz işleri? Vallahi bilmiyorum. Çok sürer herhalde. Benim? Çok mu sürer? Evet, çok sürermiş. Bu ayda inşallah toplaması lazım. Toplaması lazım. Burası bu sene bitmez. Vallahi bilmiyorum öyle. Burası bu sene bitmez de. Sen kendine dikkat et, tozun dumanın içinde çalışıyorsun. İyi korun. Yani bunları iyi tak ki bir şey olmasın sana. Sen daha önemlisin. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet sevgili arkadaşlar. Size Yusuf Edip Çok Programlı Lisesi'nin şöyle bir görüntüsünü göstermek istiyorum. İçini gösterdim. Önünü de görün. Nerelerden yürüdüğünüze de bir bakın. Buralara kimse ne çocuğunu ne kendisini buralara çıkartır. Böyle de Yusuf Edip Çok Programlı Lisesi'nin görüntüsü. Caner kahvadan çalışıyor ya. Vallahi düşer oradan. Ellerini de bırakıyor garip. Vallahi güzel. Orada bir arkadaş var, kemer de takmıyor. Maşallah. Ama dediğim gibi burası bu sene bitmez. Bırakın bu ayı, bu sene bitmez. Nerelisin? Buralarda kısmi bir düzenleme yapılmış. Yani yapılmamış dersem yalan söylemiş olurum. İlk, yani en son geldiğimde videolarından bakarsanız burası ikinci bölge olarak geçiyor. İkinci bölgenin videolarından bakarsanız buraya daha önce gelmiştim ve böyle bu şekilde değildi. Yani burada bir kısmi düzenlemeler falan yapılmış. Ama yeterli mi derseniz tabii ki yeterli değil. Buralın tamamen kaldırılması ve düzenlenmesi gerekiyor. Evlerin içerisini gezmedim. Buradaki bölgelerdeki evlerin içerisini gezmedim. Ama yani bu şekilde taşınma olabilir mi? Bu şekilde insanları buraya sokabilirler mi derseniz, ben şahsım adına söyleyeyim, bırakın valiyi, kim gelirse gelsin buraya kimseyi taşıyamazlar. Çünkü burada bir insanların can güvenliği yok. Yani insanların oturduğu yerden konuşmaları kolay. Buraya gelip burada yaşamak lazım. O yüzden ben şöyle söylüyorum.
herkesin mutlu olabileceği, herkesin huzurlu, herkesin işini gücünü yapabileceği bir yer olsun. Tabii ki devletimizin belli politikaları var ve bunlar prosedürlere uygun bir şekilde hak sahipliği verildi. Bazılarına verilmedi. Ben konunun o tarafında değilim. Ben konunun şu tarafındayım. Yani burası halen daha hali hazırda bitmiş bir ilçe değil. Yani buraya insanların girmesi hiç doğru değil. Yani burada Allah korusun birisinin başına bir şey gelir ve bunun altında kalırsınız. O yüzden her şey bitsin. Her şey yerli yerine bir otursun. Sonra taşınalım. Çünkü herkes taşınmak istiyor. İnanın aşağıdan, Yusuf elinden, oranın da tozundan, toprağından bıkmış durumda insanlar. Ama biraz daha zaman verin. İnsanlar en azından şu anda bu inşaat sahasının içerisine girmesin. Üçüncü bölgeye biliyorum. Üçüncü bölgede gezdim. Üçüncü bölgeye de gidip gitmeye çalışacağım bugün gidebilirsem. Üçüncü bölge tamam, buradan daha farklı. Üçüncü bölge buradan daha iyi durumda şu anda. Ama sadece 3. bölge iyi durumda. Yani 3. bölgeyi baz alarak insanları buraya çıkarmak gerçekten büyük bir yanlış olur. İnşallah bu kararlarından vazgeçerler. Bu sene bu işler bitmeden taşınma gerçekleşmez. Gördüğünüz gibi buralarda yürüme yolu yokken insanların buraya gelmesi büyük bir saçmalık olur. Evet, gördüğünüz Halitpaşa İlköğretim Okulu bu tarafta, bu bölgedeki son okulumuz. Daha sonrasında İmam Hatip Lisesi var, yurdu var. Bir az önce İmam Hatip Ortaokulu'nun arka tarafında bir yurt vardı. Orayı da göstereceğim size. Bir de 3. bölgede. 3. bölgeye aslında çok da gitmek istemiyorum. Nedenini soracak olursanız, 3. bölge bitti. Yani bitmiş olan bir şeyi size göstermenin çok da bir manası yok. Ben size bitmemiş olanları gösteriyorum. Hani buradan da bunun altını çizerek söylüyorum. 3. bölgedeki okullar bitti. Yani oraya öğrenci çıkabilir, öğrenci gidebilir, eğitime, öğretime başlayabilir. Belki temizliği yapılırsa, bitirilirse, belki İmam Hatip Ortaokulu'nun da, yani 1. bölgedeki İmam Hatip Ortaokulu'nun da eğitim öğretime başlama şansı olabilir, ama diğer taraftaki okulların eğitim öğretime başlama şansı maalesef. Bir de yani önünü arkasını temizlemeniz lazım. 3. bölge ve 1. bölgede olunan belli konumlar tamam, ama yani 2. bölgenin, oradaki lisenin, okulun, anaokulunun, işte buradaki Halitpaşa'nın şu anda olduğu konum itibariyle buralarda okullara başlamak inanılmaz büyük bir hata olur. Yani umarım bu hataya düşmezler. Bu hataya düşersek, çünkü bunun çok geri döndürülemez sonuçları da olabilir. Umarım bir daha düşünülür ve seneye bırakılır bunlar. Daha mantıklı çünkü. Bu gördüğünüz yerlerde ticaret merkezleri. Okulumuz şurada. Buranın da içine girmeye çalışacağım. Bütün okulların içine girdim. Umarım buraya da girebilirim sıkıntı çıkmadan. Daha sonra işte tekrar yukarıya doğru çıkacağım. Bir araba bulursam daha iyi olur tabii. Günü bitireceğiz. Şöyle arkadaşlar. Yavaş yavaş tamamlanıyor. Ama ya var ya. İçini bilmiyoruz halen daha. Kaldırım taşları da döşenmemiş. Daha var bir süre müddeti daha. Henüz nöbetçi kulübesi de bitirilmemiş. Bu çalışmalar devam ediyor. Kolay gelsin. Yarısı döşenmiş, yarısı döşenmemiş buraların. Evet arkadaşlar, burası Halitpaşa İlköğretim Okulu, bir nebze diğer taraftan daha iyi. Ali. Ama tabii temizlenmesi gerekiyor. Bunun içerisinin hemen hemen belli başlı şeyleri bitmiş, ama bir temizlik, belli başlı işleri var. Yok değil. Lavabolar halen daha yerlerine oturtulmamış, musluklar takılmamış. Musluk yerlerini de göremedim ben açıkçası. Tuvaletler bitirilmemiş.
Önce sınıfları şöyle bir ön bahçeye sahip. Henüz ön bahçede gördüğünüz gibi bitirilmiş bir şey yok maalesef. Burada çok iş var. Sınıfların hepsinde dolaplar var ama güzel düşünülmüş. Öğrenciler için mantıklı makul işler. Gel hadi hanım, yanıma gel. Bir şey unutmayalım oralarda. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Merhaba, merhaba. Nasılsın, kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Ne zaman bitiriyorsunuz işinize? Burayı mı? Burayı değil, burayı. Burayı biz yapıyoruz, öyle değil. Ha, bu sadece bu ön tarafı yapıyorsunuz. Sadece bir şey yapıyoruz. Ha şeyim, anladım. Erzurum'dan geldik. Erzurum'un şeyden olduğuna. Ne zaman bitiriyorsunuz burayı? Burayı 3-4 güne biter. 3-4 güne bitiriyorsunuz. Yine de var yani. Nerede? 2 tane okulumuz var. Ha, yukarıdaki okullara da siz gideceksiniz. Okullara da biz gideriz. Anladım, anladım. Evet. Ama çok bir süresi kalmadı herhalde burada. Bir şey kalmadı zaten. 3-4 gün sonra zaten bitecek inşallah. Allah'ın sırrı. Anladım. Peki, kolay gelsin. Sağ olun. Evet arkadaşlar, şu giden arabada 28 plaka görüyorsunuz. Kendisi Giresunlu. Şurada hemen şu arka tarafta bir daireye bakmaya geldi. Kılıçkaya'da imamlık yapıyormuş. Ya o dönemlerde, o tarihlerde de burada olduğu için arkadaşa bir hak sahipliği doğmuş. Ben Yusufeli'yim, Yusufeli'nin çocuğuyum. Ha ben evet hak sahipliğine başvurmadım. Başvuran arkadaşlarım var. O arkadaşlarıma çıkmazken Kılıçkaya'da o tarihlerde imamlık yapan ama şu anda imamlık yapmayan bir adamın gelip şuradaki dairesini kontrol etmesi kadar acı bir durumda maalesef yok. Yani bunların bir an önce düzenlenmesi, çözüme kavuşturulması, en azından nüfus cüzdanlarında, kütüklerinde Yusufeli yazmayan insanlardan bu evlerin alınması gerekiyor kanaatindeyim. Buradaki insanların da bu durumu en azından kullanmamaları için. Şu anda geldiğimiz yer Devlet Hastanesi. Kapıda bir küçük açıklık var. Ben girebilir miyim? Sağmam buradan. Kapıya da zarar vermeyeyim. Ayağın taraftaki kapı daha çok açık duruyor. İçeriye bakmak istiyorum. Göz gezdirmek istiyorum. Kimse yok. Kimseden izin de almadım. Evet. Böyle bir hastane. Arkadaşlar. Müdüriyetin böyle olduğu. Ben her yerini gezmek istemiyorum. Sadece burayla alakalı küçük bir eleştirim var. Hastane çok güzel olmuş. Yeri falan çok iyi. Hizmeti de bence güzel olur. Ama şöyle bir durum var. Eğer buraya bir anjiyo makinesi koyulmayacaksa, eğer benim insanım yine kalp krizi geçirdiğinde 75 kilometre ilerideki Artvin'e gönderilecekse, bu ihtişamlı hastanenin yapılmasının hiçbir mantığının olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bir anjiyo makinesi buradaki birçok insanın hayatını kurtarır çünkü. Burası belediye binası. Burası okul olması lazım. Kapısını görmeye çalıştım da kapısını henüz göremedim. Ya okul ya yurt, ikisinden biri. Çıkabileceğim bir yer bulabilirsem çıkıp içini de gezmek istiyorum ama henüz göremedim.
şöyle şuradan bir yerden iniş yaratalım kendimize. Orada bir merdiven var, oradan çıkarız. Şurası da yani bunlardan biri yurt, biri okul, biri İmam Hatip Lisesi, hangisi olduğunu bilmiyorum. Birazdan beraber öğrenmiş olacağız. Hangisi lise, hangisi değil diye. Düz yolu tercih edelim. Üçüncü, ya ben bugün anlattığım gibi üçüncü bölgeye gitmeyi düşünmüyorum. Üçüncü bölge okul olarak bitirildi zaten. Bunun altını çizerek söylüyorum. Ha bak, bitirilmiş yere gitmemişsin, bitirilmemiş yerlere gidiyorsun sürekli diye düşünmeyin. Öyle bir düşüncem yok. Ben sadece orası bitirildiği için oraya gitmiyorum. Şu anda bitirildiğini de altını çizerek söylüyorum. Ve şu anda buraları geziyorum. Üçüncü bölge biraz uzak kaçıyor bana. Çünkü yürüyerek dolanıyorum ve çok yoruldum. Burayla bitirmek istiyorum. Şimdi bakacağız. Neresi yurt, neresi okul? Şimdi birinin içine girdik. Az çok belli olur okul ya. Mesela burası okul gibi duruyor. Hem dışarıdan bitirilmiş, içeriden halen daha malzemeleri kullan. Burası yemekhane gibi de duruyor. Yemekhane malzemeleri var. Okulun içerisinde yine her okul, her sınıfta aynı şekilde şeyleri de var. Dolapları da var her sınıfın içerisinde, öğrencilere ait. Sanıyorum okul burası. Şuradan da bir ön tarafın manzarasına bakalım. Şöyle bir bahçesi var. Burası böyle arkadaşlar. Okul diye tahmin ediyorum. Tam olarak da bilmiyorum. Üst katlarına çıkmak istemedim. Giriş bölümündeyim. Bir üst katı daha iyidir diye tahmin ediyorum en azından. Bir bakalım. Karşıda da bir açık bir yer var. Oradan da gireceğim. Ben alt katında olduğum için buradan çok da bir şey anlayamayabiliriz ama burası yurt arkadaşlar. Buna kesin net bir şekilde söyleyebilirim. Burası yurt. Karşı taraf İmam Hatip Lisesi. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umuyorum ki düşünülen şey yapılmaz. Şu anda hazır olmayan Yusufeli ilçesine taşınılmaz. Benim de beklentim o yönde. Çünkü maazallah bir şey olur, birisinin başına bir şey gelir. Çünkü halen daha burası inşaat sahası. Biz bu yükün altında kalmamalıyız bence. O yüzden biraz daha bekleyelim. Her şey bitsin, her şey tamamlansın. Sonra zaten herkes aşağıdan sıkıldı yeterince. Buraya çıkmak istiyorlar. Hep beraber güle oynaya buraya çıkarız inşallah.
Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video sizin için bilgilendirici ve bilinçlendirici bir video olmuştur. Kanalıma abone olur, yorum yazar, beğenirseniz ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere.